bünyemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Yani şu 30 yıllık bünyenin hayalini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ve bu hayale ilk kazma vuranlardan biri de biziz usulüldük olarak. Zaten bu organizenin oluşumunun da başından beri biz müteşebbisler olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Dediğim gibi bünyenin bir hayalidir. Ünyeli müteşebbisler bu organizeyi hayata geçirmişlerdir. Ben dememek lazım, biz dedik. Kimse üzerinize alınmasın, bizlerin çabalarıyla oluşan bir organize sanayidir bu. Çünkü olmadık boş yerlere paraları verdik, sonrasında değerlendi olabilir. Neticede organize kuruldu, bitti. Ben burada emeği geçen tüm kamu kurum, işte diğer arkadaşlar hepsine teşekkür ediyorum. 7 katlı bir bina inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Burada binanın en önemli özelliklerinden biri hareketli yükün metrekarede 1500 kilogram olması. 1500 metrekare temel var. 179 adet 18 metre uzunluğunda fore kazık işlemimiz var. Toplamda 10.500 metrekare inşaat imalat işlerimiz var. Allah nasip ederse kazasız belası bitirmeyi düşünüyoruz. Allah'tan bir engel çıkmadıktan sonra bir sene içinde bitirip seneye yeni tesisimizde faaliyete başlarız diye düşünüyoruz. Burada zaman içinde yaklaşık 250-300 kişiye kadar çıkarabiliriz istihdam hedefimizi. Bugün organizede ikinci inşallah fabrikamız temel atma töreni yapacak. Burada emeğe geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Olmaz denilen şey bugün gördüğünüz gibi hepiniz göz önünde oluyor. Bu firmalara, işte kamu kurumlarına, buraya emeğe geçenlere herkese çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah diğer firmalar da en kısa sürede tören temellerini atarlar. En yakın zamanda bu bacalar burada tüter diye tahmin ediyorum. Sarı Kardeşler şirketler grubu olarak buradaki dev tesisin yüklenici firması olarak işveren firmayla kontrat yaptık. Başkanımın da buyurduğu gibi 12 ayda kısa bir sürede buraları ihya edeceğiz. Yaklaşık 300 kişilik bir istihdam sağlayacak. Az önce Turgut mühendisimizin söylediği gibi de hareketli yük olan, her katında farklı bir kendine bağımsız çalışma alanı olan, buna göre donatış sistemleri, demir tevzileri ve kalıp sistemleri de ona göre olan, bölgede olmayan dev bir tesis yapacağız inşallah. Amaç tabii bölgemizi Türkiye'de bir marka haline getirmek. Aslında bu fındık entegre tesisi biliyorsunuz 3 milyar dolarlık bir ihracata sahip bir potansiyel. İnşallah bunu yakın gelecekte Türkiye 10 milyar dolar hedefine ulaştırır. Bu işlenmiş mamullerin katma değerinin çok daha yüksek olmasını gerektiriyor. Biz eskiden başkanlarım daha iyi bilir, fındığı ham olarak satardık ama bugün paketli işlenmiş ve sofralarımıza, masalarımıza gelecek şekilde ihracatını yapmak üzere böyle bir tesis oluşturuluyor. Bak, köpek seviyesi şöyle.